O adamın o gol derken aşkını biz Allah derken yakalayabiliyor muyuz? Huşu sahibi olanlara, gönülden iman etmiş olanlara namaz çok kolaydır, yağ bal gibidir. Ama o yoksa namaz çok ağırdır, çok zordur. Adam 45 dakika, 1,5 saat koşar, tepinir, terler, merler, elbisesini değiştirir, hiç yorulmaz. 2 rekat namazdan daha çok yorulur. Allah aşkına ya, 2 rekat namazda ne var ki? O 2 rekat namazda yorulur ama 45 dakika maç sahasında maç yapar, koşar, ondan yorulmaz. İşte bu nefsi emmare var ya, o 2 rekat namazı dağlar gibi insana ağır gösterir. Evinden kalkıp camiye gitmeyi çok zor gösterir. Halbuki bir maç için buradan Balatya'ya gidiyor, Konya'ya gidiyor, başka yere gidiyor. Maç kuyruklarında saatlerce bekleyenlere yarın ahirette Allah, vaaz kuyruğunda, zikir kuyruğunda, ibadet kuyruğunda ne kadar beklediğin sorusunu sorarsa cevap vermek gerçekten zorlaşmış. Bir de şöyle bir soru sorarsa, Allah Celle Celaluhu, o maçlarda gol attıklarına gol diye heyecanla bağırdığın gibi Allah o kadar aşkla kaç defa Allah dedin diye sorarsa bu sorunun cevabı da çok zor olur. Biz şimdi Yeşilcan'da okurken bazen gol diye bir ses gelirdi. Nereden? Kahvelerden gelirdi. Kendi taraftarı gol atınca semalara gol sesi çıkıyor. O gol diyen adamın gol demesindeki aşkı acaba Allah demesinde yakalayabiliyor mu? Yakalıyor. O adamın o gol derken aşkını biz Allah derken yakalayabiliyor muyuz? Hangisi önemli? Gol mü önemli? Oradaki aşk mı önemli? Onu zikretmek de mi önemli? İşte burasını iyi görmek lazım. İman gözüyle baktığımız zaman onu net bir şekilde görebiliriz.